Aynı şekilde ayet-i kerime bize sallallahu aleyhi ve sellem de isminden sonra böyle bir ifade yok. Şunu yap diyor, bir iş emrediliyor. Bu iş nedir? Bunu biraz sonra anlayacağız. Çünkü salli ala ifadesi 3 ayete geçiyor. Bizim sahtekarlarımız maalesef din adamları, bizim din adamlarımız Yahudilerin hanımlarından farklı değil. Gerçeği gizliyorlar, gerçeğin bir kısmını gizliyorlar. Kur'an-ı Kerim bizi özellikle uyarıyor ona karşı. Gerçeğin bir kısmını gizlerler. Bunlar iki ayeti gizliyorlar bize, bu ayeti gösteriyorlar. Aa, bu işte bak burada sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de sadece gizlemiyorlar, kelime de ekliyorlar ortasına. Bağlamından da kaydırıyorlar. Bir bakıyorsun Allah Allah. Allah'ı övmeleri, gece gündüz Allah'ı övmeleri gereken insanlar, bir bakıyorsun onun kulu, elçisi, bizim gibi bir insan olan Muhammed'i övüp duruyorlar. Aynı ifade salli ala bizim için de kullanılıyor. O ayetlere bakayım. Mesela 33-56, bunu bir yere yazdım. Bu Sünnilerin sürekli kullandığı ayet, az önce okudum. Bir başka ayet 33. surenin 43. ayeti. 33-43. Bunu da aynı surede, çok ilginç. 56. ayetten kaç ayet öncesi? 9 ayet öncesi. 8-9 ayet öncesi. Diyor ki o ayette Allah ve melekleri aynı şekilde tüm müminlere salat eder. Huvellezî yusalli aleykum ve melâiketuhu liyuhricukum ilâ zulümâti O Allah ve melekleri sizi salat eder diyor, bize diyor. Sizi, çoğul ifadesi kullanıyor. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için sizi salat eder diyor Allah Allah. Demek ki Allah ve melekleri sadece peygamberi salat etmiyor. Bizi de salat ediyor. Demek ki peygambere özgü bir ifade değil. Veya bir iş değil. Bir başka ayet daha var. 3 ayet dediğim gibi. O da 9. surenin 103. ayeti. 9. surenin 103. ayeti peygambere hitap ediyor. Huz min emvalihim sadakaten tüzekkihim biha ve salli aleyhim inne salateke sekenun lehum. Onların mallarından zekat alırsın, böylece onları temizlersin. Peygamber zekatı alıp bir devlet lideri olarak onu ihtiyaç sahiplerine dağıtırdı. Zekat da öyle %2,5 yılda %2,5 falan filan değil. Yani Kur'an'da zekatın, sadakanın ne kadar verileceğini bildiriyor. Soru soruluyor. Allah diyor ki ihtiyacınızdan artanı veriniz. Yani bir İslam ülkesinde aç insan olmaması lazım, evsiz barksız insan olmaması lazım. O da maalesef hadislerle, sünnetlerle, mezhep şeyleriyle uzaklaştığımız önemli bir emir. Ne diyor ayet-i kerime 9. sure 103. ayeti? Ey peygamber diyor, onların mallarından zekat alırsın ve onunla onları temizlersin. Salli aleyhim, sen onlara salat et. Muhammed çevresindeki sahabelere, arkadaşlarına salat ediyor, etmesi lazım. İnne salateke sekenun lehum. Senin salatın onları teskin eder. Şimdi salat kelimesinin anlamını bilmiyoruz diyelim. Ama buradan açıkça anlaşılıyor ki bir ifadeyi tekrarlamak değil. Eğer öyle bir şey olsa o zaman Allah bizim için de bu ifadenin tekrarlanmasını söylüyor. Peygamber de etrafındaki herkesi çağırırken Ömer sallallahu aleyhi ve sellem veya aleyke ve sellem demesi lazım. Aynı zamanda bizim de birimizi böyle çağırmamız lazım. Hey Edip sallallahu aleyke ve sellem dememiz lazım. Şeyin ilginci, hadis kitaplarında ke ile ilgili bir ifade yok. Hep üçüncü şahıs var Muhammed. Yani bir sahabenin ey Muhammed sana salat olsun diye bir ifade kullanılmıyor. Salli. Aleyke diye bir ifade de kullanılmıyor. Onu unutmuşlar. Çünkü sonra uydurmuşlar ya. Hep Muhammed üçüncü şahıs görenler uydurmuşlar bu hadisi. O da çok ilginç bir nükte. Araya sıkıştırdım. Şimdi 9. surenin 103. ayeti ilginç. Demek ki Muhammed peygamber de etrafındaki arkadaşlarına, özellikle Müslüman arkadaşlarına şey etmesi lazımdı. Salat etmesi lazımdı. Sahabe kelimesi Kur'an'da aslında iki anlamda diyorum. Sadece Müslüman arkadaşları için kullanılmıyor. Kafir, müşrik ve münafık arkadaşları için de sahabe kullanılıyor, ashab kullanılıyor. Sizin ve ma sahibukum bi mecnun, sizin arkadaşınız
bir Mecnun değildir diyor. Kime diyor? Bunu Muhammed'in Mecnun olduğunu iddia eden sahabelere söylüyor. Yani sahabe kelimesi de ayrıca Kur'an'dan alınıp anlamı çarpıtılıyor. Kutsanmış, her birisi yıldızlar gibi olan, melekler gibi olan insanlar olarak bize sunuluyor. Tabii ki Kur'an dışında hurafe kitaplarını izlersek Kur'an'la çelişen bir sürü inançlara sahip oluruz. Şimdi demek ki kısacası Muhammed Peygamber'in isminden sonra uydurulan sallallahu aleyhi ve sellem ifadesi Kur'an'la çelişiyor. Bir şey söyleme değil. İkincisi bu hem bizim için de yapılıyor hem Muhammed Peygamber'in de çevresindeki Müslümanlar için yapması emredilen bir şey. Kur'an'da anlamına baktığımız vakit sözlük anlamı olsun. Gerekse Kur'an'da X kılsak bağlamından anlaşılır ki teşvik etme, desteklemektir. Ve işin ilginci bir ayet daha vereyim. Çok önemli bu ayet. İkinci surenin 136. ayeti. İkinci surenin 136. ayeti kesin, net olarak bize diyor. Çünkü şöyle diyorlar. Ya mesela biz Kur'an'ı 4 kere diyelim Muhammed'in ismi geçiyor. Benim sorum şu. Şunlara ya biz Muhammed'in Resulullah diyoruz. Orada haşa Muhammed'e hakaret mi var? Çünkü orada sallallahu aleyhi ve sellem yazmıyor ayette. Biz okurken Muhammed diyoruz. Mekane Muhammedun ebe hadim min ricalikum diyoruz. Muhammed sizden herhangi birinizin babası değildir. E burada Muhammed sadece diyoruz. Kur'an'ı okurken haşa peygambere hakaret mi diyoruz? Ya Muhammed öven demektir. Allah'ı çokça öven. Bu isim nasıl hakaret olur? Haşa. Hakaret olsa Kur'an bunu tek başına şey der mi? İşin ilginci 136. Bana diyorlar ki Edip bu Allah onu öyle çağırıyor. Biz haşa Allah mıyız? Biz ondan aşağıyız. O halde onu överek şey etmemiz lazım. Yok bu da yalan. Çünkü 2. surenin 136. ayeti peygamberlerin isimlerini tek tek herhangi böyle kuyruklu övgüler kullanmadan sadece isimlerini zikrediyor. Ve böyle söyleyiniz diyor. Tekrar diyorum ayet söyle ile başlıyor. Söyle ile başlayan ayetin bu emrini unutuyorlar. Öyle söylemiyorlar. Söyle diye başlamayan ayet, o sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili ayet, söyle diye başlamıyor. Onu söyle diye söyle kelimesini ekliyorlar. Ondan sonra iki ayeti de unutturuyorlar. Ve böylece bir bakıyorsun uyduruk bir övgü cümleleri şey diyorlar ve bunu söylemeyince sen nasıl olur peygambere hakaret ediyorsun diyorlar. Şimdi gideyim tekrar oraya bak o ifadeye. Edip sen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin diyor. Hazret eklemiş, hazret uydurma, hadis kitaplarında da bile yok.